Üniversite TV ekranlarına hoş geldiniz. Bir Mesleki Gündem programıyla karşınızdayız. Bugünkü stüdyo konuğum Türkiye Kentsel Yönetim Derneği İl Temsilcileri Komisyonu Başkan Yardımcısı Kübra Ulaş. Hoş geldiniz Kübra Hanım. Teşekkür. Kübra, bilişim teknolojileri mezunuyum. Aynı zamanda İktisadi İdari Bilimler Fakültesini bitirdim. Şu anda da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü okuyorum. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nde hem kadın kollarını yürütüyoruz, hem de Hakkari İl Başkanlığı'nı, Van'da da aynı şekilde kadın kolları il temsilciliğini yürütüyoruz. Kentsel Tesis Yönetim Firması, Türkiye'deki tesis olarak aklınıza gelebilecek tüm yerler, yani çatısı olan her yer diyelim. Bu bir apartman, bir bina, AVM, her şey olabilir yani. Buralarda biliyorsunuz ki binanın yapım aşamasından bitimine kadar, şu anki faaliyetlerine kadar birçok problemle karşılaşıyoruz. Kentsel Tesis Yönetim Derneği de tam burada devreye giriyor. Hem hukuki anlamda hem yapısal anlamda olan problemlerini iyileştirmeye yönelik bir dernek. Daha çok ortak alanlarda yer alıyoruz, görev alıyoruz. Bu bir asansör bakımı olabilir. Su tesisatı bakım onarımı olabilir, elektrik tesisat bakım onarımı olabilir. Hepsinde rol alıyoruz açıkçası. Tesis yönetimi demek 40 milyon, 50 milyon kişiye hitap etmek demek. O yüzden burada herkesin rolünü tam yapması gerekiyor. Derneğim daha çok Tuşba Belediyesi ile bir anlaşma halinde geri dönüşüm kazandırıyorlar. Geri dönüşüm biliyorsunuz binada ayrıştırıyorlar. Bunu yerine götürüp ayrıştırmak çok daha fazla maliyetli oluyor. Ama binada kağıdını, camını, plastiğini ayırıp teslim ettiğiniz vakit belediye için de bir külfet oluşmuyor. Ayrışmış bir geri dönüşüm oluyor. Üniversite TV ekranlarına hoş geldiniz. Bir Mesleki Gündem programıyla karşınızdayız. Bugünkü stüdyo konuğum Türkiye Kentsel Yönetim Derneği İl Temsilcileri Komisyonu Başkan Yardımcısı Kübra Ulaş. Hoş geldiniz Kübra Hanım. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok çok iyiyim. Son dönemde bolca gündemde olan bir dernek ve faaliyetlerini konuşacağız. Evet, ama doğru. Öncesinde izleyenlerimizin sizi tanıması adına lütfen biraz kendinizden bahseder misiniz? İsmim Kübra. Bilişim teknolojileri mezunuyum. Aynı zamanda İktisadi İdari Bilimler Fakültesini bitirdim. Şu anda da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü okuyorum. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nde hem kadın kollarını yürütüyoruz, hem de Hakkari İl Başkanlığı'nı, Van'da da aynı şekilde kadın kolları il temsilciliğini yürütüyoruz. Bu şekilde. Çok güzel. Şimdi Kentsel Tesis Yönetimi Derneği amacı ve faaliyetlerinden biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Sonra da bu derneğin doğudaki faaliyetleri neler? Ve aynı zamanda da derneğin yapılanmasında ve içeriğinde biraz hani kadının rolü nedir değiniyor olacağız. Ama öncesinde dernek neler yapıyor, faaliyet alanları nelerdir, nasıl bir ihtiyaçla bu dernek kuruldu? Biraz bunları dinleyelim. Tabii ki. Kentsel Tesis Yönetim Firması, Türkiye'deki tesis olarak aklınıza gelebilecek tüm yerler, yani çatısı olan her yer diyelim. Bu bir apartman, bir bina, AVM, her şey olabilir yani. Buralarda biliyorsunuz ki binanın yapım aşamasından bitimine kadar, şu anki faaliyetlerine kadar birçok problemle karşılaşıyoruz. Kentsel Tesis Yönetim Derneği de tam burada devreye giriyor. Hem hukuki anlamda, yani maliklerin problemlerini, hem yapısal anlamda olan problemlerini iyileştirmeye yönelik bir dernek. Doğudaki rolü de şu şekilde oluyor. Biliyorsunuz biz Van ilinde hizmet veriyoruz. Van ilinde çok fazla yapılaşma yok İstanbul gibi ya da diğer büyük şehirler gibi. Ben de yakın zamanda Güneydoğu'ya gittim. Bir 10 gün kadar orada kaldım. Urfa, Diyarbakır ve daha önce de iş için giderdim. Ve en son herhalde bir 2010-2011 civarında gitmiştim. O dönemle bu dönemi kıyasladığımızda da hiç inanılmayacak şekilde çok büyük binalar, siteler yapılmış. Yani aslında bakınca Doğu'da da çok ciddi anlamda bir
Hani hem bina, hem site yapılanması, hem işte hastane ya da dediğiniz gibi çatısı olan farklı yapılanmalar da var. Ve aslında evet, şunu da gördüm. Çok fazla müteahhit aslında orada da yapılanma yapıyor. Yani eskiden bu kadar yoğun değildi. Böyle daha hani o Güneydoğu hattındaki o daha çok katlı olmayan evler vardı. Şimdi evet, hem siteler çok fazla, hem de mesela çok AVM de yapılıyor. Bu bağlamda tabii müteahhitlerin bence Doğu hattında Batı ya da işte bu bölgelere nazaran yaşanan sorunlarının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, tabii ki şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Orası dağlık bir bölge neticede. Çok katlı yapılar yapamıyorsunuz. İmara uygun olması gerekiyor öncelikle. Yalnız burada bir sonrası için söylüyoruz. Yani örnek veriyorum, bir bina için işte 4 kapı girişi vermemek gerekiyor. Bu sonrasında 4 güvenlik ihtiyacını doğuruyor. Aidatların yükselmesine sebebiyet veriyor. Ya da yine van için konuşalım. Van'ın mevsimsel olarak bir havuza ihtiyacı yok. Bir havuz da ekstra bir giderdir bina için. Havuz yapılmadan, havuz yapılacaksa bile üstü kapalı bir şekilde mahallede olabilir. Çünkü orası küçük bir yerleşim bölgesi. İstanbul gibi değil ya da diğer büyük şehirler gibi değil. Ortak alanda bir hizmet olabilir. Bu da maliyetleri minimuma indirir. Tabii yine yine müteahhitlere yönelik konuşacağız ama tesisat anlamında da ilk baştan itibaren tesisatın sağlam yapılması gerekiyor. Evet, altyapı çok çok evet, önemli değil mi? Altyapı, evet, çünkü Doğu bölgesinde özellikle altyapının içerikleri biraz bölgeden bölgeye de değişiyor. Yani evet, dolayısıyla orada o altyapı neye izin veriyor ya da tekrardan modifiye etmek ya da tekrardan düzenlemek yerine dediğiniz gibi ilk başta bütün her şeyin tasarlanıp doğru ve kuralına uygun yapılması herhalde sonradan da tesisin yönetimi anlamında da çok büyük kolaylık sağlıyor. Tabii ki hani maliklerin de rahatlığı oluşmuş oluyor o esnada. Neticede daire içi de problemleri yaşanabiliyor. Ortak alanda da problemleri yaşanıyor. Tabii biz daha çok ortak alanlarda yer alıyoruz, görev alıyoruz. Bu bir asansör bakımı olabilir, su tesisatı bakım onarımı olabilir, elektrik tesisat bakım onarımı olabilir. Hepsinde rol alıyoruz açıkçası. O yüzden bina daha yapım aşamasındayken sağlam yapılması gerekiyor ki sonrasında çok fazla sıkıntıyla karşılaşmayalım. Evet, aslında müteahhitler diyoruz ama tabii burada o projeyi çizen mimarlar, müteahhitler, yani hani aslında o daha projenin çizim aşamasında ve o coğrafi koşulların da bütün hani detayları incelenip aslında o projenin yapılması ya da o binanın yapılması evet, burada en önemli kriter diye düşünüyorum. Sonrasında sıkıntıların yaşanmaması adına. Peki biraz hani yani müteahhitlerin burada ya da işte bu konularda görev alan kurumların rolü ya da yaşadıkları sorunlara dair eklemeleriniz var mı? Yoksa biraz dernekte ve oradaki kadının rolüne belki geçebiliriz. Buyurun lütfen. Kadının rolüne geçmekte fayda görüyoruz. Çünkü gerçekten her ne kadar kadınlar üzerinden bir geliştirme, bir işte örnek veriyorum dernek kurma ya da dernek faaliyetlerinde kadını bulundurma olsa bile çok fazla rol verilmediğini görüyoruz. Yalnız kentsel tesis yönetim firması öyle bir dernek değil. Arkanızda bir güç hissediyorsunuz. Kesinlikle her anlamda destek alıyorsunuz. Buradan da bütün kadınlara çağrımızdır. Ya da derneğimizde, faaliyetlerimizde yer almak isteyen tüm herkese çağrımızdır. Hukukçularımız olabilir, sigorta acentelerimiz olabilir. Yapı yönetimlerinde, denetimlerinde rol almak isteyen, şu an belki ifade edemediğim tüm meslek grupları bence olabilir. Bence mimarlar da. Mimarlar, mühendisler tabii ki aynen. Hepsi olabilir. Yani çağrımız olsun. Kesinlikle bizlerle beraber görev alsınlar. Çünkü burada bir hizmet söz konusu. Ve tesis yönetimi demek 40 milyon, 50 milyon kişiye hitap etmek demek. O yüzden burada herkesin rolünü tam yapması gerekiyor. Kadınlar noktasında da dediğim gibi dernek kesinlikle sonuna kadar destek veriyor. Avukatlarımız var, müşavirlerimiz var. Ya da işte apartmanları yönetebileceğimiz bazı programlar mevcut. Normalde bir X firmasından çok daha yüksek maliyette almış olduğunuz programlar, daire başı için konuşuyorum. Kendi derneğimizi içerisinde yer alan firmalardan aldığımız vakit çok daha az maliyetli oluyor. Bu da ister istemez maliklere yansıyor ve aidatlar daha düşük gelmiş oluyor. Ve kadınlar sürekli olarak biz ayda bir ya da iki ayda bir İstanbul'da hepimiz bir araya geliyoruz. Hatta Mart ayında iş kadınları zirvesi toplantısı yapmıştık.
100 iş kadını katılmıştı Sayın Suat Sandalcı'nın önderliğinde. Kendisi kentsel tesis yönetim firmasının başkanı, bunu da açıklamış evet. olalım bilmeyenler için. Çok verimli geçmişti çünkü orada herkes yaşanmış sıkıntıları dile getirmişti. Halen daha öyle çünkü bir dernekte bir dayanışma söz konusu. Yani bilgimi saklayayım, tecrübemi saklayayım olayı kesinlikle yok. Herkes birbiriyle paylaşım içerisinde geliştirmeye yönelik bir hizmet sunuyorlar. Derneğin de bu anlamda dediğimiz gibi kesinlikle kadın için bir güçtür dernek. Bütün kadınlar için bir güç şu anda. Ve meslek ayırmadan, yani ben işte yönetici değilim ya da ben yapılarla ilgilenmiyorum olayı değil bu. Sizler de olabilirsiniz yani, televizyoncu arkadaşlarımız da olabilir, herkes olabilir. Neticede hepimiz bir hizmet sektörüyüz, kişilere hitap ediyoruz bu şekilde. Evet, evet. Peki ayda bir toplantılardan bahsettiniz. Mesela sadece İstanbul'da mı oluyor, nerelerde oluyor? Doğu hattında var mı böyle özellikle dernekteki kadınların ya da dernek üyelerinin toplandıkları bir takım eventler, etkinlikler? Şimdi dernek daha çok İstanbul'da toplantı düzenliyor. Neticede İstanbul Türkiye için bir merkez, yani ulaşım açısından daha kolay bir yer. Ama Ankara'da da çalıştaylar oluyor. Derneğin 3. yılı bu arada. 3 yılda çok fazla çalışmalar yaptılar. Çok şu an heyecanımı maruz görün. Çalışmalarını çok hatırlayamıyorum. Yalnız kendi illerimizde şu şekilde temsilciler olarak toplanıp çalışma, faaliyet yürütebiliyoruz. Hem kadın kolları olarak hem genel olarak yani çalışmalarımızı yürütebiliyoruz ama daha çok İstanbul'dayız. Peki doğudaki kadınların ilgisi nasıl derneğe ya da doğudaki kadınları derneğe çekme adına sizin farklı bir rolünüz var mı diye sorsam? Bizim orada sürekli derneğimizin çalışmalarını anlatıyoruz. Onlara kesinlikle cesaretli olmalarını dile getiriyoruz. Çünkü sizin için, yani bir girişimci için, bir iş insanı için her zaman uç kelimeyi kullanırlar. Yapamazsın, edemezsin. Ancak öyle değil, herkes yapabilir. Çünkü sizi geliştirmeye yönelik bir oluşum var şu an. Kentsel tesis yönetim firmasından söz ediyorum. Sizi geliştirmeye yönelik kişiler oldukları için ve çok fonksiyonlu, yani tek bir alanda değil. Bunu sürekli onlara anlatıyoruz, katılmalarını da istiyoruz. Buradan da tekrar çağrımız olsun, kesinlikle bize ulaşsınlar. Zaten yayın bitiminde de adreslerimizi belirteceğiz orada. Evet, sosyal medya hesaplarınızı da paylaşırız ki hem sizi evet. takip alsınlar hem de özellikle doğudaki kadınlara çağrımız olsun ki evet. Çünkü ben hem kadınların bu tür yapılanmalar derneklerde olmasını çok çok önemsiyorum, hem de aslında doğudaki kadınların evet. Dolayısıyla toplumumuzdaki o biraz daha doğu tarafındaki kadınların daha arka planda kalma baskısı demek istemiyorum ama biraz öyle bir gelenek var, geleneği evet. Kırmak adına bu dernekte yer almaları da kendileri için de bilhassa çok çok önemli. Evet. Peki mesela son dönemde baktığınızda ne tür gündemleri var derneğin doğu hattındaki faaliyetlerinin? Yani çünkü az önce de konuştuk, oradaki Hı-hı. coğrafi konum, işte projenin ilk başlangıç aşamasında belki de düşünülmeyen şeyler sonradan bir takım gündemler yaratabiliyor. Evet. Doğu'da çok farklı bir coğrafya. Dolayısıyla mesela ne tür yapılarda evet. nelerle karşılaşıyorsunuz? Biraz yani yapılarda tekrar belirtmek istiyorum. Çok fazla tesisat problemleri yaşıyoruz. Kesinlikle başlangıcından itibaren olan bir şey. Tabii ki çok kaliteli işler yapan müteahhit firmalar da var, mimarlar, mühendisler de var. Belki de onlarla alakalı bir durum da değildir. Çünkü şu an personel yönetmek de çok zor bir durum. İşte siz boyacıya boya yaptırmak istediğinizde boyasını kötü yapıyorsa bu sizin kötü bir mimar, müteahhit olduğunuzu göstermez. Tamamen kişinin iş ahlakıyla alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Personel yönetmek bu anlamda çok zor. Bir de lafınızı bölüyorum ama personel bulmak da çok zor değil mi? Evet, özellikle çok zor. Pandemi koşullarında evet. daha büyük yerlerde bile, çünkü bizim de bir inşaatımız var ve ondan birebir evet. deneyimledik. Hakikaten inşaatta çalışacak insanı bulmak zor. Bir de hani biri bir şey yapıyor, başka bir usta gelip onun öyle olmadığını söyleyip evet. tekrar yapıyor. Evet. Dolayısıyla hani kaynak, insan kaynağı anlamında Batı nispeten
belki daha çok alternatife sahipken, evet, hani doğuda bir de sınırlı kaynakla bunları yapıyor olmak da çok tabii büyük tabii ki başarı aslında. Yani bir mermer firmasından örnek verecek olursak 5 tane olsun hadi. Dediğiniz gibi her birinin farklı bir yorumu var. Ve işlerinden birinin kötü bir iş yapması demek sizin de kötü bir yönetici olduğunuzu aslında insanlara lanse ettirmiş oluyor. Tabii öyle bir şey yok dediğimiz gibi. Zincirleme bir etki yaratıyor. Evet, dolayısıyla evet, aslında o zincirin halkalarının hepsinin işini çok tam zamanlı, evet, ve olması gerektiği şekilde yapması gerekiyor ki sonradan da tesis yönetimi hem derneği hem de sizler gibi temsilcilerin işleri birazcık daha kolay olsun. Bir de hani, evet, o krizi ve kaosu yönetmek de kolay olmuyor kesinlikle sonrasında. Kesinlikle aynen. Yani personel noktasında dediğimiz gibi çok zor bir durum olduğu için en önce personelin o işi hakkıyla yapması gerekiyor. İlla ki eksiklikler olacaktır. Ama iş ahlakı dediğimiz kavramın kesinlikle oturması gerekiyor. Samimiyet noktasında da herkesin aklını başına alması gerekiyor. İşlerin, evet, doğru yürümesi için. Dernek de bu noktada çağrılarını yapıyor. İlgili birimlerden, belediyelerimizden randevu oluşturuyorlar. Belediye başkanlarından, yardımcılarından ki Van'daki belediyeler de buna açık yani. Şu anda Tuşba Belediyesi ile daha çok irtibattalar. Tuşba Belediye'mizle irtibattalar. İpek Yolu Belediye'mize de, Büyükşehir Belediye'mize de çağrımız olsun. İşbirliği protokolleri yapalım. Binanın yapım aşamasından sonuna kadar ilgilenelim. Çünkü insana hizmet, yani bir bina demek oradaki vatandaşlar demek. O yüzden bunu düzeltmek ve geliştirmek adına belediyelerin rolü de çok fazla. Onlardan da destek bekliyoruz, evet, yani. Evet, çok güzel bir aslında mesaj ve çağrı alıyor. Peki belediyeler haricinde ya da belediyelerle yapılmış olan işbirliği protokolleri var mı halihazırda? Evet, var. Şöyle şu an firmamız daha çok, derneğimiz özür dilerim, daha çok Tuşba Belediyesi ile bir anlaşma halinde. Geri dönüşüm kazandırıyorlar. Geri dönüşüm biliyorsunuz binada ayrıştırıyorlar. Bunu yerine götürüp ayrıştırmak çok daha fazla maliyetli oluyor. Ama binada kağıdını, camını, plastiğini ayırıp teslim ettiğiniz vakit belediye için de bir külfet oluşmuyor. Ayrışmış bir geri dönüşüm oluyor. Siteye de yararı dokunmuş oluyor bu anlamda. Çünkü oradan yani geri dönüşüm firmaları, evet, şu an artık ücretli yapıyorlar ama siteler tamamen ücretsiz geri dönüşüm kazandırıyorlar belediyeye. Aslında belediyenin de bu anlamda bir maliyeti olmuyor. Onun, evet, da aslında, evet, işi de aslında yapılmış oluyor. Kesinlikle, değil mi? Evet. Peki belediyelerle özellikle hani bir görüşme şeyiniz var mı? Böyle hani bir prosedürünüz ya da mesela belediyeleri çekmek adına belki buradan daha iddialı bir mesaj verebilmek adına soruyorum bunu. Yani açıkçası belediyelerin burada neticede, evet, onlar da bir gelirle bu hizmetleri sağlıyorlar ama burada bir gider yok. Yani belediyenin bir gideri olmadan tamamen vatana, millete hizmet sağlayacaklar, öyle söyleyelim. Tekrar söylüyoruz, yapım aşamasından itibaren, yani havuzundan tesisatına, bahsetmiş olduğunuz işte kanalizasyon, foseptik çukurlarına kadar, mesela bazen eğimi yanlış oluyor, binada 10 defa, bazen ayda işte 2 defa, 3 defa şeyi çağırmak zorunda kalıyorsunuz, basınç aracını çağırmak, evet, zorunda kalıyorsunuz. Bu da ekstra bir maliyet oluyor. Evet, şu hatta an çok, bunların maliyetleri de çok daha yüksek. Çok yüksek yani, evet, kesinlikle çok yüksek. O yüzden bunları da en aza indirmek adına en baştan itibaren bizimle birlikte olmalarını kesinlikle istiyoruz yani. Evet. Peki böyle hani belediyeler haricinde de var mı farklı kuruluşlar bünyenize dahil edip işbirliği yapmak istediğiniz? Belediyeler haricinde şu an açıkçası aklıma gelmiyor. Ama tabii ki bu biz yani tesis derken kesinlikle bina ve apartman gelmesin kimsenin aklına. Çatısı olan her yer, bir hastane de olabilir. Yani alışveriş bir hastane, merkezi. Evet, alışveriş merkezi de olabilir. Biraz hastanede temizlik personelini düşünün, işini iyi yapmazsa bir doktor ameliyathanede sorun yaşayacaktır, hastası enfekte olacaktır. O yüzden en basit örneğinden vereyim, hastaneden örnek veriyorum. Bu da bir yönetim sorunudur. Burada da derneğimize dahil olmaları gerekiyor. Yani hastanelerin de derneğimizden destek almaları gerekiyor. Çünkü bu işler profesyonel yürütülüyor. Evet, doğru diyorsunuz. Özellikle hastane, AVM,
Okul, büyük Evet. kampüs alanları, Evet. fabrikalar, keza üretim Evet. tesisleri. Dolayısıyla buralardaki en ufak bir hata ya da eksiklik zincirleme büyük sorunlar yarattığı için Evet. tesis yönetiminin faaliyetlerini de aslında daha sağlıklı yapabilmek adına en başından büyük bir işbirliğiyle Evet. aslında organize olunması çok önemli. Hakikaten son yıllarda duyuyoruz artık bunu. Aslında hep önemliydi, hep gündemimizdeydi. Yani biz hani sokaktaki vatandaş olarak bile bunu biliyorduk ama Evet. bu tür sorunların giderilmesine yönelik böyle konsolide faaliyetleri olan bir derneğin kurulması çok değerli. Evet. 3 yıldır faaliyettesiniz ama Evet. gerçekten son dönemde daha fazla, daha büyük kitlelere duyuruyoruz. Evet. Hem sizler hem de bizler sayesinde. 48 ilde Dolayısıyla temsilciliği var derneğimizin. Ve her biraz da oraya temsilcinin, girelim mi evet. diyecektim. Kaç temsilcilik var ya da il temsilciliğinin altında mesela onun hani hiyerarşik olarak var mı? Hani başka temsilcilik ya da buna benzer Yani adlandırdığımız roller? şöyle 48 ilde temsilcilik zaten var hem kadın hem erkekler olarak. Biz Van'da hizmet verdiğimiz için Van ve Van'a yakın olan bölgelerde bizim bünyemizde oluyor. Şu an Hakkari İl Başkanlığı'nı da bizler yürütüyoruz. Tabii Şırnak, Hakkari, özür dilerim Şırnak, Ağrı, Muş için de çağrımızdır. Kesinlikle bizimle iletişime geçsinler. Çünkü yapıların problemlerini kesinlikle derneğimiz olarak da iyi yürüteceğimize inanıyoruz yani. Çalışmalarımızdan da zaten takip edebilirler. Peki şey sorsam dernek geneline bakarsak kaç kadın var? Hani Şu an yönetim kurulunda 12 kadın var. Tabii bu yönetim kurulu üyeleri sadece yaklaşık 350 tane üyemiz var normal temsilcilikler dışında. Bir de dernekte şu mantık yok. İşte üyemiz değilsiniz, bizimle istişareler yapamazsınız, çalıştaylarımıza katılamazsınız olayı asla yok. Herkesi davet ediyorlar. Hatta biz de o şekilde dahil olmuştuk. Yapı yönettiğimizi gördüler, denettiğimizi gördüler. Daha sonra biz çalışmalarımızı aktardık kendilerine. Onlar da bu şekil faaliyetlerinin olduğunu ve bir toplantı yapacaklarını söylediler. O şekilde dahil olup devam etmiştik. 350 dedik, Evet, 350 350. üyemiz dedik, Aynen. aynen. 350 üye derneğin Türkiye'deki genel bütün hani derneğin hani üyeleri değil mi? Sadece Doğu değil yani Yok, ya da sadece Doğu değil, şey. aynen. Bütün üyelerinden söz ediyoruz. Sayıyı yanlış vermek de istemiyorum açıkçası. Bunu başkan yardımcılarımız çok daha iyi bilirler. Biz biraz daha biliyorsunuz ki yönetim gerçekten çok zor bir iş, çok fazla enerjimizi alan bir iş. Enerjimizi diri tutmaya çalışıyoruz ama sabahtan akşama kadar tamamen problemlerle ilgileniyorsunuz. Abartmıyoruz, sabahtan akşama kadar yani yatana kadar sürekli binayla alakalı bir problem olabiliyor. Acil müdahale etmek zorunda kalabiliyorsunuz. O yüzden biz biraz daha böyle rakamları bilmiyoruz. Yani başkan yardımcılarımız ya da başkanlarımız bunu daha iyi bilirler. Yanlış bir rakam telaffuz etmek istemiyorum ama 350 kişi var yani şu an üye olarak. 350 civarında Evet, diyelim o evet, halde. evet. Peki, özellikle belli şu ilde de bir temsilcilik olsa ya da şu illerde dediğiniz böyle hani hayal ve hedef olarak hani 48 ilde temsilcilik var ama var mı mesela hani sizin özellikle Doğu hattında evet çağrı yaptık Muş dedik. Muş, Ağrı, Ağrı, evet. Hakkari, Bingöl Ahmet olabilir. Bingöl. Yani tamam, evet, oralar küçük yerler olabilir ama tekrar söylüyoruz, bu bir apartman ya da site değil yani. Bir hastane, bir AVM, Bir okul, bir okul bir olabilir. üretim Yönetim, tesisi. evet, kesinlikle. Aklınıza gelecek bütün tesisler, her yerde varız. Onlar da dahil olsunlar yani. Özellikle Doğu bölgesinde şu an temsilcilikler daha az. Çünkü akıllarına gelen o, apartman yok, site yok, neyi yöneteceğiz diye, ama yönetim o değil. Evet doğru Evet. dediniz ama dediğim gibi ben de Ağrı, Muş, Hakkari o bölgeye gitmedim ama hani Güneydoğu Evet. hattından dediğim gibi hani son gözlemimde eskiden o kadar çok yapılanma yoktu. Dolayısıyla artık böyle her yerde hem bina Evet. hem de dediğiniz gibi mesela Doğu'da da çok fazla AVM var mesela. Evet, Hani var. bunlar bile şey çok
özel ve temsilciliklerin artması adına güzel nedenler diyelim. Evet. Ülke olarak her anlamda aslında şeyiz. Yani hem yapılanma artıyor, hem inşaat ve farklı alanlarda faaliyetleri olan birimler, keza evet, mesela okullar yine aynı şekilde. Temsilciliklerimiz bu raporları zaten hazırlıyorlar. Yani bütün il temsilcilerimiz neredeyse aylık rapor düzenliyorlar. Yaşanmış gerçek sorunları. Bunların ulaşılabilecek platformlar var mı bu arada? Mesela bu tabii raporlar ki paylaşılıyor mu? Halka açık ya da herhangi bir vatandaş görebiliyor mu? Ya da temsilci olmak isteyen evet, bunlara ulaşabiliyor mu? Şimdi bu raporlara il temsilciliklerimizden ulaşabilirler. Zaten dediğimiz gibi yayından sonra irtibat numaralarımızı, hı-hı, ve sosyal medya hesaplarımızı paylaşacağız. Kesinlikle şeffafız bu konuda. Zaten amacımız bu. Sorunlarımızı duyurmak ve çözmek yani. Tesis Yönetim Derneği'nin 700 sayfalık bir raporu var. Bu raporu ilgili bakanlıklara, birimlere de ulaştırdılar. Hatta şu an kat mülkiyeti kanununun bazı hassas noktalarının değiştirilmesine yönelik çalışmaları da var. Hatta Suat Başkanımız bunların sözünü de aldı yani. İnşallah yakın zamanda onaylanır ve çok güzel sonuçlar doğuracağına inanıyoruz yani. İlgili bakanlıklara ulaştırılıyor yani bu sorunlar. Tamamen yaşanmış gerçek sorunlar. Dediğimiz gibi her ay toplanıyoruz. Neredeyse her ay toplanıyoruz. Bir çalıştay yapıyoruz ve herkes problemlerini soru cevap şeklinde dile getiriyor. Çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Evet. Aslında bir şekilde bakanlığın da gücünü evet, aslında arkanıza evet, almış bulunmaktasınız. Kesinlikle evet. Ve daha da güçleneceğini düşünüyoruz. Evet. Bakanlığında derneğe olan katkılarının. Peki, şimdi bir yandan süremize de bakıyorum. Biraz kapanışa doğru yaklaşıyoruz. Dilerseniz son bir mesajları verelim. Sonrasında da size nasıl ulaşabilirler, derneğe nasıl ulaşabilirler? Evet. Derneğin yakın zamanda belli bir faaliyeti ya da etkinliği varsa belki onun duyurusunu yapabiliriz. Evet. Buyurun lütfen. Önce bir çağrımızı ve genel bir mesajlarımızı iletelim. Evet. Yineleyelim tekrar. Çağrımız bu şekilde olacaktır. Özellikle Doğu bölgesi için sesi. Biz Doğu'da faaliyet verdiğimiz için konuşuyorum. Çünkü oraya vakıfız. Doğu'da olan ya da ilinde temsilciliğimizin bulunmadığı tüm bölgelerin bize ulaşmalarını rica ediyoruz. Binasıyla alakalı, hastanesiyle, tesisiyle alakalı problemi olan herkesin bize ulaşmasını istiyoruz. Derneğimize üye olmak isteyen, bu noktada hizmet vermek isteyen gönüllü herkesi bekliyoruz. Belediyelerimizden zaten yeterince destek alıyoruz ama hiç destek almadığımız belediyelerimize tekrar çağrıda bulunmuş olalım. Bize bu konuda desteklerini versinler. Mimarlar ve Mühendisler Odalarına, çünkü onlar da çok büyük rol oynuyorlar bu noktada. İstişareler yapalım, raporlarımızı düzenleyelim, iyileştirmeye yönelik raporlar sunalım. Ve derneğimizin de 2 Temmuz'da, çok yakın bir tarih, evet, 2 Temmuz'da bir toplantısı olacak. Tabii bu yönetim kurulu toplantısı. İstanbul'da mı olacak, Ankara'da İstanbul'da mı? Olacak. İstanbul'da, Tuzla'da olacak. Bunun dışında da yine çok yakın bir tarihte Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu, Sayın Suat Sandalcı ile birlikte düzenlemiş oldukları bir program var. Normalde 17 Haziran'daydı, Eylül'e ertelendi. Tam bir tarih veremeyeceğiz ama bunları yine sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Derneğimizi tanımak, katılmak isteyenler kesinlikle gelip katılabilirler. Bunun için üye olma şartı aramıyoruz. Öncelikle çalışmalarımızı görsünler, daha sonra üyelikleri için istişareler yaparız zaten. Uygunluklarına bakarlar başkan yardımcılarımız. Spesifik bir kriter yok değil mi Kübra Hanım? Hani derneğe üyelik için hani, hayır, ya da herhangi bir buradan mesajını vermemiz gereken bir kriter yok, vesaire, hayır, yok. Yok, hayır, bir kriterimiz yok. Az önce de evet, zaten yayında da başında da belirtmiştik. Aktif olmaları gerekiyor. Mesela bir meslek bile ayırt etmiyor dernek. Evet. Bu da çok özel, bu da çok güzel. Evet. Peki hangi sosyal medya hesaplarından size ve derneğe ulaşabilirler? Kentsel Tesis Yönetim Firması'nın sosyal medya hesaplarına ulaşabilirler. Zaten il temsilciliklerimiz de orada bulunuyor. Kişilerin isimleri ve soy isimleri de yer almakta. İsim ve soy isimlerinden Instagram hesaplarına da ulaşabilirler şahıs olarak görüşmek isterlerse. Yine mail adreslerimiz de orada bulunuyor. Oradan da ulaşabilirler. Peki. Evet. Bir yandan dediğim gibi sürenin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok değerli ederim. Bilgiler aktardınız. Çok güzel mesajlar gönderdik. Hem belediyelerimize hem de Doğu bölgesine ve özellikle de kadınlarımıza çağrı yaptık.
çok özel faaliyetleri olan bir dernek. Ben de tekrardan altını çizmiş oldum böylelikle. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür yayınımıza ederim, sağ geldiğiniz olun. İçin. Umarım tekrar sizi stüdyomuzda ağırlarız ilerleyen zamanlarda. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. Yayınımızın sonuna geldik. Saat başı bir başka programla karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin.